Merhabalar ben Satı Melek Selin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Diyet tarifler vermeye devam ediyorum. Bugün sizlere sarı leblebi ile yapmış olduğum çok güzel bir helva tarifiyle geldim. Şöyle kısaca gösterdikten sonra hemen yapımına geçiyorum. Ben leblebi çay bardağıyla ölçtüm. Görmüş olduğunuz gibi bir çay bardağı sarı leblebimi ilk önce bir robottan un haline getiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kısmı birazcık atlayarak gösterdim. Çok fazla uzun olmaması için un haline getirelim. Daha sonrasında da bir tavamıza ekleyelim. Ben bugün ölçü olarak bir çay bardağı leblebi kullandım ama hani sadece bir deneyin hoşunuza giderse sonra miktarını artırırsınız diye bu ölçüde veriyorum. Robottan çektim un haline getirdim tavama ekledim üzerinde bir yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. İsteğe bağlı zeytinyağı yerine bir yemek kaşığı kadar tereyağı da kullanabilirsiniz. Ocağımızın en küçük gözünü alalım çünkü çok fazla hızlı bir şekilde pişmemesi gerekiyor. Zaten çok fazla da pişirmiyoruz. Yaklaşık 3-4 dakika kavurmamız yeterli geliyor. Yakmadan 3-4 dakika bir kavuralım. karıştırma işlemini hiç bırakmadan yaklaşık 3-4 dakika ocağımın en küçük gözünde bu şekilde rengi biraz hafif böyle karamelize olana kadar pişirdim. Çok fazla karamelize etmeyin yanık tadı olabilir. O yüzden de bu şekilde bırakmanız yeterli. 3-4 dakika yeterli geliyor. Daha sonrasında da üzerine ben bir yemek kaşığı kadar pekmez ekledim ama sizler iki yemek kaşığı hatta iki buçuk yemek kaşığı kadar da ekleyebilirsiniz. Ben çok fazla şekerli yememeye alıştığım için bana yeterli geldi ama sizlere yeterli gelmeyebilir. Tadına bakarak artırırsınız. Daha sonrasında da üzerine de bir su bardağı süt ekliyorum. Sütümüzü ekledikten sonra da kaşığımızla karıştırarak böyle sütü çekene kadar da birazcık pişirelim. Daha sonrasında da ocağımızı kapatalım. İsterseniz sıcak bir şekilde, isterseniz de biraz ılıttıktan sonra şekil verebilirsiniz. Ben hemen sıcağı sıcağına şeklini vermeyi tercih ediyorum. Ben ocağımı kapattıktan sonra 3-4 dakika bir ilk sıcaklığı geçene kadar beklettikten sonra müfin kalıplarıma bu şekilde basıyorum. Daha sonrasında da ters çeviriyorum. Lezzet olarak bana bir yemek kaşığı pekmez yeterli geliyor ama sizlere yeterli gelmeyebilir. Tadına bakarak miktarını artırabilirsiniz. Ben artık şekersiz yememeye alıştım. Diyet tarifi olarak da oldukça güzel oluyor. O yüzden de tavsiye ederim. Bu müfin kaplarından da tam 4 kişilik çıkıyor. Bugün sizlere un kullanmadan leblebiyle güzel bir helva tarifi verdim. Umarım hoşunuza gider ve denersiniz. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek amaçlı kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.